Evet, merhaba arkadaşlar. Şu anda Ezine'deyiz. Ezine'yi geziyorum. Turşu yapmak için tuz aramaya çıktım. Tuzu bulduk, şükürler olsun. Limon tuzu yoktur diye düşünerek bir de limon tuzu aldım. Bakalım, belki de karavanımızda fazlasıyla limon tuzu vardır ama ihtimale bırakmadım. Çünkü çıkarken kontrol etmedim var mıydı yok muydu diye. Şu Ezine'yi bir kısa vaziyette hep beraber bir görelim. Yani gerçek şu anda pek çekim yapmak değil amacım ama hazırda tuz aramaya çıkmışken bunu da dedim değerlendirelim. En azından görebildiğimiz yerleri şöyle görelim istiyorum. Biliyorsunuz ki bu Ezine tam peynirin çıkış yeri yani. Burada şeyi sordum, karışık keçi peyniri, koyun, keçi, inek karışıkmış. Üçü bir arada karışık. Kaç dedi? 340 dedi herhalde. Kilosu burada. Tabii şeyde bayram işte sade keçi peyniri 300 liraydı. Almadım. Ama de ki pişman oldum mu almadığına? Evet, pişman oldum almadığıma. Keşke dedim alsaydım. Hiç olmazsa bir kilo kenarda olsaydı benim dönüşüme kadar o bir kilo peynir de bana belki yeterdi diye düşünüyorum. İşte bazen insanın nutku duruyor, almıyorsun, pişman oluyorsun, alıyorsun, ya keşke almadım, almasaydım diyorsun, işte ne bileyim böyle ara ara insanlar pişmanlığını da yaşayacak şeyinde. Şimdi buraya tam geldim, bir aradan 4-5 dakika geçti, bir yağmur yağdı. Bu yağmurun yağması da iyi oldu aslında, güzel oldu. Araba da güzel yıkandı. Şimdi biber aldım. Bir de salatalık aldım. Bakalım bunları bir turşu yapalım. Şeyi de bulursam, domates de bulursam domates turşusu da yaparım. Üçü bir arada iyi olur. Bir de aklıma gelmedi. Gelirse bir de lahana turşusu yapayım istiyorum. O büyük kavanozda da lahana turşusu yapayım. Almıştım bir büyük kavanozum vardı. Yarın da şeyin pazarıymış, Gönen'in pazarıymış, Gönen diyorum, ay Allah, bu Gönen'den çıkamadık arkadaşlar bir türlü, nasıl oluyorsa, Geyikli, yani Geyikli diyeceğime orayı demişim, neyse, yarın kısmet olursa Geyikli'ye gideceğim. Bakın Ezine Belediyesi diyor. Ezine. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar burayı? Asya Pastanesi. Hacıoğlu diyor burası. İşte peynir. Burada 340 lira dedi. Bu üstelik karışık şeydeki sade keçi peyniriydi. Yani keçi sade keçi peyniri olması tabii daha iyi. Ah ne yaparsın, bazen böyle hatalar yapıyoruz. Aslında alabilirdim yani. Q
kiloluk tuz aradım, kiloluk tuz bulamadım. Kaya tuzu. 3 kiloluk tuzlardan varmış. Mecburen gezdim, dolaştım, aradım, taradım. Bir türlü bulamadım, kiloluk bulamadım. Mecburen gittik, 3 kiloluk tuz aldık. Şimdi şöyle karşıya geçeyim. Şurayı şöyle bir çekmek istiyorum. Ne kadar güzel yapmışlar meydana. Ya meydanda da bu gerçekten çok güzel olmuş. Şu vaziyette. Harika. Badem dondurma diyor. Bu da neymiş? Çanakkale Ezine Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü. Burası da öğretmenler eviymiş bak. Şu karşıdaki pembe olan yer öğretmenler evi. Yani küçük bir belki bölüm çekeceğiz ama Ezine de gerçekten güzelmiş. Yani bakın şunlar aslında güzel bir şey, böyle ortada olması hem bir dönüş yerini sağlıyor hem de güzel bir oraya hava yaratmış. Burada da Ezine süt ürünleri diyor. Herhalde peynir vesaire. Neyse ki bu sefer karavanımızı kaybetmeden bulacağız yani. Burası da hamammış arkadaşlar. Bakın böylece büyük bir hamam. Burayı da göstereyim de ondan sonra karavanın yanına doğru gidelim. Bakın burası köprü ve deresi şu vaziyette. Her yerden bağlanıyor ve o aradan böyle akıp gidiyor. Yani burada kolay kolay su baskını olmaz diye düşünüyorum. Çok güzel. Ama da bunu da alabilirim. Bak. Çok güzel. 15 lira.
misal otelmiş. Yok, YouTube çekiyorum da otel olduğunu söylüyorum. Madem durdurdum, madem sordum, sorayım ben de size. Mesela burada bir gecelik otel fiyatı ne kadar? 750 lira. Duydunuz mu arkadaşlar? Burada otelin bir gece 750 liraymış. Bu kahvaltı yok, sadece konaklama. Anladım. İki kişi olunca 1,5 mu oluyor? Yani onun şeyi olmuyor değil mi? İki kişi olunca olmuyormuş. Duydunuz değil mi? Yani 750 liraymış. Ezine'de otel fiyatı 750 lira. Yani güzel bir otele de benziyor. Şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani pek ne göstereyim şöyle. Telefon numarasını da okuyabilirsiniz burada. Olur ki gelirseniz Ezine'ye otel 750 liraymış. Hemen karşısında da lokanta var. Lokantası da var. Yağmur durdu biraz, ondan sonra çıktım dedim, hiç olmazsa hazır yağmur durmuşken şeyimi alayım efendim, tuzumu falan alayım, hazırlayayım. Bende de var ama ona pek güven olmaz diye düşünerek gittim yeni tuz aldım. Burası otopark böyle. Ücretsiz otopark. Ücretsiz tuvalet koymuşlar buraya. Karavanımız da hemen karşıda. Aslında mani olmayacak bir yere koyabilirsen biraz boşalsın. Ondan sonra da Allah izin verirse bu gece burada konaklayacağım. Yarın da buradan Geyikli'ye gideceğim. Geyikli'den bir haftada çıkmayacağım. Evet, karar verdim ya. İnşallah bir aksilik olmazsa bir haftada çıkmayacağım. Haftaya Cuma günü şeyin pazarıymış. Nere dediler, bir yer dediler. Oranın da pazarını çok övdü ve methettiler. Ben o pazarı da görmek istiyorum. O pazarı da göreyim. Bir bakayım. Ondan sonra yolumuza düşelim. Ama bir hafta kalacağım kısmet olursa, bir aksilik olmazsa. Şöyle. Şu aracı şöyle çekersem hiç kimseye mani olmam sanıyorum. Burada bu gece konaklayabilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi 15 dakikalık bir çekim olmuş. Vallahi yapacak bir şey yok. Kısa oldu ama oldu. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum. Saatte kaç olmuş? Saat 5:30. Hatta 6:25 var. Daha turşu yapacağız arkadaşlar ya. Yani hiç yardım da etmiyorsunuz. Ne yapabilirim tek başıma? Artık
kaç kilo biberim var? 2 kilo biberim var. 2 kilo da salatalığım var. Toplam 4 kilo. Daha alacağımız da olacak. Yeter herhalde bize. Evet, şimdilik hepinize hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek umuduyla.